köyü. Güneşli günde kırsal bir alanda iki tabela. Soldaki mavi tabelada kuş dilinin ana vatanı Kuşköy. Hoş geldiniz. Sağdaki kırmızıda ise Kuş Dili Festivali yazıyor. Bir dağın eteğine kurulmuş köyün önünde su seviyesi alçak bir nehir yatağı var. 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı #EuropeForCulture #Avrupa ve Kültür yazdı. Islıkla konuşanlar. 8-9 yaşlarında bir kız çocuğu. Anne. 40'larında bir kadın. Efendim. Acıktım. Sofra hazır mı? Hazır hazır. Kurdum sofrayı. Hadi gel ye. Hayrettin Günay, halk bilimi araştırmacısı, yazar. Kuş sesine öykünmeyle başladı bu. Çünkü iki tane kuş var bu yörede. Kuş seslerinin öykünmesi olduğu için adı buradan gelmiş olmalı. Kuş dili. Burada ıslık yerine ışlik, ışıldik denmektedir. Bu şekilde de kullanılıyor. Şerif Köçek, Kuş Dili Derneği Başkanı. Çıkış sebebi insanlarımız burada daha uzaktaki insanlarla nasıl iletişim sağlayabilirim diye arayış içerisine girmişlerdir. Ve sonunda ıslık dilini diğer bir adıyla kuş dilini bulmuşlardır. Bir erkek çocuk. Nuray. Efendim. Baban seni çağırıyor. Geliyorum. 12-13 yaşlarındaki Nuray Köçek. Aslında şu an telefon olduğu için çok fazla kullanılmıyor ama biz arkadaşlarımızla eğlence amaçlı bazen kullanıyoruz. Yanımızdaki kişinin duymaması gereken bir şey söylememiz gerek. O zaman ıslık dilini bilen biri ise konuşup anlaşabiliyoruz. Hoş geldiniz diyeyim. İşaret parmaklarıyla. Sağ işaret ve baş parmaklarıyla. Sağ serçe parmağıyla. Rukiye Kodalak. 8 yaşlarındaydım öğrendiğimde. Koyun yiyordum. Koyunumuz vardı, geçimiz vardı. Annem babam yaptığı için biz de onlardan gördüğümüz gibi biz de aynı şey yaptık. Evet. Etmeye başladık. Telefon yiyordu, bir şey yiyordu. Mesela sonundaki şuradan dağ gösterdi. Taşıbaşı köye çağrılıyordu. Oradan oraya çağrılıyordu. Öyle konuşuyorduk. Esma Kodalak. Öyle çobanlar, bu büyüklerimiz ışıklı giderken biz de şş 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 derken tabii ki biz de öğrendik. Derlerdi ki bize işte ışıklık çalardık. Giderdik. Tabii ki oynar kafamıza. Öyle yapma kocan deli olur. Aksına da kullu oldu. Ne bileyim öyle öğrendik tabii ki. Ustalarımızdan, büyüklerimizden, atalarımızdan, dedelerimizden kalma bir şey miras bize bu. Derneğimiz 2001 yılında kuruldu. İlk kurulmadan önce 1997 yılında ilk ıslık dili festivali köyümüzde, Kuşköy köyünde yapıldı. Islık dilini tanıtmak için faaliyetlerim içerisinde en önemli etken ıslık dili festivalidir. Kırklarında bir adam. Festivale hoş geldiniz. Programı başladık 2018 yılı içerisinde ve her sene ıslık dili günleri programımız devam edecek. Festivalde 3 kız 2 erkekten oluşan bir halk oyunu ekibi horon oynuyor. Kadın erkek çoluk çocuk horon oynuyor. Şeref'le birlikte kadınlı erkekli bir grup yürüyor. Islık dili yürüyüşü yazdı. Ellilerinde bir adam. Festivale hoş geldiniz. Tüm grup aynı şeyi söylüyor. Islık Rıfat Köçek, Kuş Dili Derneği yöneticisi. Bir kurs açtı. Islık dili kursu. İsteyen herkes bir hafta eğitim alıyor, sertifikasını da veriyoruz. En azından kendi ismini söylüyor, anlamaya çalışıyor, bir şeyler öğrenebiliyor. Bizim şu anda burada 21-22 öğrencimiz var. 10 yaş 6. Açık alanda dersteler. Parmaklarımızı ağzımıza götürüyoruz. Kızlı erkekli 7 çocuk. Önce normal ses çıkıyoruz. Evet. Yavaş yavaş hızlandırıyoruz. Çok güzel. Evet. Çağlar Çakır'la röportaj. Kuş dili biliyor musun? Konuşmayı senin bilmediğini söylediler bana. Çağlar bilmez dediler. Biliyorum. Biliyor evet musun? Anlamında başını bana salladı. Bana bir ıslık çal bakayım. Parmağınla çalmıyorsun. Parmaksız çalıyorsun değil mi? Çağlar başıyla onayladı. Babaanne bana ıslık öğretti değil mi? Öğretti işte. Eskiden böyle yapıyordum. Sol baş ve işaret parmağı ağzında. Ha, güzel işte. Yap. Bize ıslık çalarak
kaçıncı sınıfa gittiğini bir söyle bakalım. Ben tahmin edeyim. Üçüncü sınıfa gidiyorum. İkinci. Sen oran tepebiliyor musun? Evet. Tepsene bir görelim. Utanıyorum. Ayağa kalkmış Çağlar horon oynuyor. Kollarını geriye atmış, sol ayağını yere sürtüyor. Aferin sana. Bu yörede kullanılan sözcükler tekrarlanıyor aslında. Cümle kurulsa bile bu cümleler uzun cümleler değil. Hemen hemen yöredeki insanlara özgü cümleler. Esma. Baba yarın bize gel. Rukiye. Abi akşam bize yemeğe gel. Esma. Ayşe teyze dün neredeydin? Rukiye. Dün size geldim, evde yoktunuz. Yaklaşık 38 yıldır İki ben bu dili arasında. Konuşuyorum. Evdeyim. Dedelerimizinle yaptığımız konuşmalarda bu dilin yaklaşık 300 yıldan beri konuşulduğunu bilgi edindik. Dil değildir. Dil olması için kesinlikle sözcük olması lazım. Cümle kuruluşu olması lazım. Gramer kuralları olması lazım. 30'larında bir kadın. Şehri abla hızarı getirir misin? Anlaşma biçimi. Kendine özgü ayrı sözcükleri yok. Ayrı bir dil değil. Bizim bildiğimiz Doğu Karadeniz'de 10 bine yakın insan ıslık dilini kahvehanedeki bir adam. Ula Erol ne yapıyorsun? Oturuyorum. Önce çay içelim mi? Tamam, içelim. Kahveci bize iki çay ver. Gazete Islık haberleri okuyor. UNESCO'ya aday oldu 2017 yılında. 6 Aralık 2017 tarihinde Güney Kore'nin Jeju Adası'nda yapılan toplantıda alınan oy birliği kararıyla ıslık dili UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer aldı. Her şeyin bir olması vardır. Kuş diliyle de sadece aşk olmaz. Çünkü biraz önce bahsettiniz, Hasan dediğinizde bütün Hasanlara bakıyorsa, işte sevgilinize dediniz ki işte Fatma gel çay bahçesine gidelim ya da ormana gidelim ya da bir kahve içelim. Babası dayısı sizden önce gelirse iş tehlikeli duruma gider. Dolayısıyla olmaz. Ancak şifreli konuşabilirsiniz. Sevdalı bile ışıldıkla yaptık. Benim köyüm yukarıdaydı, onunki aşağıdaydı. Odun imecisine gidiyorduk, odun taşıyorduk. Çağırıydı, ben falan yere odun taşıma gideceğim diyorduk, gidiyorduk. Tek katlı evin çatısındaki bir kadın işaret parmaklarını ağzına götürmüş ıslık çalıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sundu. Bu belgeselin betimlemesi Sesli Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme Metin Yazarı Hülya Gülay Ogelman. Seslendiren Emine Kolivar. Dublaj sesler Ünsal Coşar. Altyazı Tugay Çiftçi. İşaret dili Oyatan Yeri. Son kontroller Zerrin Çınar, Ela Korgan. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Proje koordinatörü Ümit Sezgin. Yönetmen Erdem Kırım. Teşekkürler Erdal Ekseri, Mert Şekerci, Kuşköy Halkı, Kuş Dili Kültür ve Sanat Derneği.